Değerli öğrencilerim, merhabalar arkadaşlar. Şimdi katı cisimlerin son testinin videosunu çekelim dostlar. 9 numaralı testteyiz. Katı cisimlerde 9 numara. Şöyle bir başlayalım hemen. Bir odaklanmasını falan da bir ayarlayalım bu keratanın. Evet. Diyor ki, yukarıda her birinin yüksekliği 21 birim olan dik kare prizmaların taban ayrıtlarını vermiş. 4, 1, 2. Kare prizmaymış bunlar. Yükseklikleri 21 santimmiş bunların her birinin. Ve tamamı dolu olan kaptaki su, her bir kapta bulunan suların yükseklikleri eşit olacak şekilde dökünmeden diğer kaplara aktarılıyor diyor. Buna göre son durumdaki kapların sudaki suyun yüksekliği kaç birim olur diye bir soru sormuş. Tamamdır, hemen başlayalım. Şimdi bunun içi tamamıyla su doluymuş arkadaşlar. O halde buradaki suyun hacmini bir hesaplayalım hemen. Neydi prizmanın hacim formülü? Taban alanı çarpı yükseklik. Şimdi tabanı kare olduğu için karenin alanını hesaplayacağız hemen tabii ki burada. Karemiz 2'nin karesinden 4 çarpı yükseklikte 21'di. Oldu bize 84. Şimdi suyun hacmi bu. Bu suyu biz yüksekliklerimiz eşit olacak şekilde şöyle her bir kabın içine, bakın buradaki suyun yüksekliği de aynı olacak, h diyelim buna. Bu suyun yüksekliği de h olacak. Yükseklikleri eşit olacak şekilde dağıtacağız her birini. Şöyle gösterelim bunu. Sularımızın her birinin yüksekliği h olacak. Demek ki şuradaki suyun hacmi, şurada bulunan suyun hacmi ve son olarak şurada bulunan suyun hacmini topladığımda başlangıçtaki suyun hacmine eşit. Çünkü suyu 3 eşit parçaya bölüyormuşuz dostlar. Peki buradaki suyun hacmini bulalım. Taban alanı 4'ün karesinden 16 çarpı yüksekliğimiz h. Yani 16 h geliyor buradan. Artı bunun taban alanı 2'nin karesinden 4, yüksekliğimiz h. 4h buradan suyun hacmi geliyor. Şuradaki suyun hacmini hemen hesaplayalım dostlar. Taban alanı 1'in karesinden 1 çarpı yüksekliğimiz 1h. İşte bunların hepsinin toplamı başlangıçtaki suyun hacmine eşittir. Yani 84'e eşittir dedik. Buradan da 21h eşittir 84. 21'e bölerseniz de h eşittir dostlarım 4 birim çıkacak yüksekliğini bulduk. Geldik 2 numaralı sorumuza. Diyor ki şekilde taban ayrıtı 8 birim olan kare dik prizma. Yine kareymiş dostlar bu ve taban ayrıtı 8 birimmiş. Şöyle gösterelim. Şunun bir kenarı 8 birimmiş dostum. Su ile doluyor. Şekil 2'deki şuradaki C'de yüksekliği 20'ymiş. 15, 20, 25 üçgeni var burada bakın. Demek ki bütün prizmanın yüksekliği şöyle gösterelim 25 birim. 15, 20, 25 üçgeninden bulduk bunu. Şurası 90 derece. Şekil 2'deki konuma geldiğinde suyun yüksekliği h nedir diye bir soru soracak. Şimdi biz bunu ağzına kadar dolduruyormuşuz dostlarım. Hemen şöyle su seviyesi şuraya kadar geldiğinde şöyle bir şekil çıkacak tabii ki karşımıza. Şöyle bir şekil. Bu söylemiştik bunu konu anlatımında da dostlar. Silindirde de bunu çok yapıyorlar. Silindirin eğik şeklini. Su böyle dolup dolup geldiğinde dostlar, suyu doldurduğunuzda şuradaki suyun üst yüzeyi her zaman yer düzlemine paralel olacak. Şimdi biz şu açıya A birim dersek, Z harfinden burası da A. Şuradan da bir tabana paralel bir şey çizelim ki bu tabana paralel olduğu için burası da 8 birim. Bakın burada da bir dik üçgen çıkarttık. A 90 B dik üçgeni var. A 90 B dik üçgenimizi gördünüz. Bu iki üçgenin açıları eşitse kesin benzer olacaklar. A'nın karşısında 8 var. Burada A'nın karşısında 20 var. Hemen bir benzerlik oranlarını yazalım. 8 bölü 20 eşittir. Nereyi bulalım? Biz şu B'nin karşısını. B'nin karşısında 15 var. B'nin karşısında da şuraya X dersek X bölü 15'i yazalım. 5'e böldüm 4. 5'e böldüm 3. 4 2 katına çıkmış 8. 3 de 2 katına çıkacak. X'i 6 bulduk. Yani şuradaki uzunluğu biz 6 birim bulduk arkadaşlar. Şimdi gelelim buradaki suyun hacmini hesaplayalım. Bir de buradaki suyun hacmini hesaplayalım. Sonuçta ikisi de aynı miktarda su olduğu için hacimleri birbirine eşit olacak. Şuradaki suyun hacmini hesaplıyorum dostlar. Bakın unutmayın bu kap şurada ağzına kadar dolu.
Şöyle bir ağzına kadar dolmuş arkadaşlarım. Sadece şu üstte bir üçgen piramit şeklinde bir yerde bir boşluk var. Geri kalan her yer dolu. Şimdi biz bulalım bunun hacmini. Şurası 6 ise şuraya 19 kaldı. Onu da yazalım, toplam 25'ti. Suyun hacmi dediğimizde bir kere şuradaki şu dikdörtgensel prizmanın hacmini bir hesaplayalım. Taban alanı 8'in karesinden 64 çarpı yüksekliğimiz 19. Bu şuradaki kısmının hacmi. Artı buna ne eklenecek bir de? Şurada yüksekliği 6 birim, taban alanı yine 64 olan ve yüksekliği 6 birim olan şu kısmın hacmini biz şu köşegenle ikiye böldük. Bakın sadece şurası dolu arkadaşlar. Şu üst tarafı boş. O yüzden bunun yarısını alacağım. Bölü 2 diyeceğim. Yani şurayı 3 yapalım. İşte bu buradaki suyun hacmi. E tabii ki bu hacim şuradaki hacme de eşit. Yani 64 çarpı taban alanı 64, yüksekliği h dediğimizin buna da eşit. Şurayı 64 parantezine alırsam 64'ler buradaki 64'le sadeleşecek. 19, 3 daha 22 eşittir h gelecek. Yani suyun yüksekliği 22 birimmiş. 2 numaralı sorumuzun cevabı Adana'dan gelmiş bile. Evet, geldik 3 numaraya. Bakalım ne diyor. Bir ayrıtı 11 birim olan küp şeklindeki ahşap blok dişlerinin kalınlığı 1 birim olan motorlu testereyle 8 eş parça ayrılıyor. Ağırlık merkezlerinden geçiyormuş. Buna göre oluşan parçalar üst üste konulduğunda oluşan kare dik prizmanın yüzey alanı kaç birim karedir? Şimdi biz bunu 8 parçaya böleceğiz. Ağırlık merkezlerinden geçecek. Yani şu karelerin tam ortalarından geçecek arkadaşlarım. Bir kere şöyle hemen İkiye bölelim. Üstte var, altta var bir parça. Bir de şuradan bölelim arkadaşlarım. Şöyle şekli biraz daha düzgünleş çizmeye çalışacağım. Bir de şöyle böldüğümüzde alttan da böleceğiz tabii. Bu şekilde de böldüğümüzde hatta bir de şöyle üstten de bölelim bunu. Tam 8 parçaya ayırmış olalım. İşte şu anda 8 parçaya ayırdık arkadaşlar. 8 parçaya ayrıldı diyor. Buna göre üst üste koyun bu parçaları, yüzey alanı ne olur diye de bir soru sormuş bize dostlarım. Şimdi biz biliyoruz ki bunun kalınlığı 1 birim. O halde şuradan 1 birimlik bir genişlikte bir şey ayıracak. E toplam hocam 10 birimdi burası. Demek ki her biri 5 birim 5 birim olacak şekilde şöyle küplere ayırıyor bizim açın arkadaşlar. Yani şöyle bir şekil çıkıyor. Onu şu tarafta göstermeye çalışayım ben. Şuraya sığacak mı? Yok. Şuraya çizmeye çalışayım dostlarım. Şöyle bakın. Bir dikdörtgenler prizması oldu. Bir kenarı 5, 5, 5. Bunu böyle alta doğru çizdim. Şöyle 5, 5, 5 olacak şekilde bir küp. Fakat bu küpten 8 tane var. Üst üste 8 tane konuluyor arkadaşlar bu küpten. Şöyle gösterelim biz hemen bunu. 8 tane şöyle üst üste koyduk. İşte tam çizmeyelim. Şöyle çizdik işte. 8 tane varmış gibi düşünün arkadaşlar. Her birinin de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aa, bir tane daha çizeyim hadi. 8 tane oldu. 8 tane üst üste koydum. Her birinin yüksekliği 5 birim olduğu için benim oluşan prizmamın yüksekliği nedir? 5 kere 8 tane vardı. 5 kere 8, 40. Hacmini mi soruyordu? Yok. Alanını soruyormuş. Alan bulmak nasıldı dostlarım? Taban alanlarını bulacağız ilk önce. Bakın üst tabanının alanı 25. Altta da var bundan 25, 25 daha bir kere alt ve üst tabanların toplamı 50. Artı şimdi buna bir de yan alanı ekleyeceğiz, şu yandaki alanları. Yan alanı bulmanın kısa formülü neydi? Tabanın çevresi çarpı yükseklik. E hocam tabanın çevresi kare olduğu için 5, 5, 5, 4 tane 5 var 20. 20 ile de 40'ı çarparsam 20 çarpı 40 diyelim. Tabanın çevresiyle yüksekliği çarptığımızda da yan alanları buluyorduk dostlar. İşte sorumuzun cevabı bu. Şuradan 800 geliyor. Bir de 50'miz var dostlar. 850 çıktı. Sorumuzun cevabı. Geçeriz 4 numaraya. O merkezli küre içine 3 birim yarıçaplı küre yerleştirilmiş. Madem ki 3 birim dostlar bunun yarıçapı, çapı da 6 olacak o halde. Çapının 6 olması şu yarım kürenin yarı çapının 6 olduğu anlamına geliyor. Suyla dolduruluyor. Demir bilye var içinde. Suyun hacmi nedir diye soruyor. Bakın burada şu yarım kürenin hacminin içinde ne var? Hem su var hem de şu demir küre var arkadaşlar. Demek ki demir küre ile suyun hacmi
Şu yarım kürenin hacmine eşit. Peki yarım kürenin hacmini bulalım. Tam kürenin hacmi 4 bölü 3 pi r küp. R küp dediğimizde yarım kürenin yarı çapı olduğu için altının küpü. Bunun da diyoruz ki yarısı, yarım kürenin hacmi bunun yarısı olacak. Peki şu 2'yi ters çevirip çarparsak burası 6 olur. Şu gitti. Şu 6 ile de 6'nın küpünü sadeleştirirsek burada 6'nın karesi kalır. 6'nın karesi 36, 4 ile çarptığımda 144 pi yaptı. Bu yarım küre. Şimdi yarım kürenin içinde ne vardı? Demir ile suyun hacmi var. O halde bu yarım küre demirin hacmine eşit artı bir de suyun hacmine eşit. Su hacmi. Peki demir bilyenin hacmini de bulalım. Onun da yarı çapı 3'müş ve tam küre bu arkadaşlarım. O halde 4 bölü 3 çarpı pi 3'ün küpü olacak. Şununla şunu sadeleştirelim. 3'ün karesi kalsın 9. 4 kere 9 36 pi. Şuraya da 36 pi'yi yazalım. 36 pi ile demirle yani suyun hacmi yarım küreye eşitti. 36 pi'yi yarım küreden çıkartırsak 144'ten 108 pi kalır. Sorumun cevabı Ceyhan'dan geldi dostum. Evet, ilk 4'ü gömdük. Hemen 5 numaraya bakalım ne diyor. Yüksekliği yarım metre yani 50 santim yani 1 bölü 2 metre olan kare dik prizma şeklindeki bir bloğun eninin ve boyunun ölçü her seferinde ikişer metre küçültülerek 4 yeni blok daha oluşturuluyor. Daha sonra müstemine konularak piramitler üzeri bir yapı inşa ediliyor. Yüzeyler fayansla kaplanmak istiyor. En az ne kadar fayansa ihtiyacımız var? Klasik bir soru olmuş arkadaşlarım. Yani burada bu cismin yüzey alanı nedir diye bir soru soruyor bize. Şu görünen kısımların alanlarını hesaplayın diyor dostlar. Hadi bir başlayalım. Şimdi her biri ikişer santim küçültülüyormuş. O zaman buradaki karenin bir kenarı 8. Şununki 6, şununki 4, şununki de 2 olacak. Bir kere bu bir. Şimdi yukarıdan itibaren şöyle baktığınızda, yukarıdan bakışınızı düşünün arkadaşlarım. Tek tek bulalım bunların alanlarını. Şimdi şu en üstteki karenin alanı 4 birimdir. Bunu bir yazalım. Sonra şu buradaki pembe kısmı bulacağım şimdi dostlar. Normalde şu üstteki yüzeydeki karenin alanı 4 kere 4 16 ya dostum. 16 ama 4'ü burada olduğu için şu pembe kısma ne kalacak? 12. Bunu bulduk. Peki şuradaki mavi yüzeyin normalde 6 kere 6'dan 36'dır alanı. Ama 12'si burada olduğu için şuraya ne kalacak? 18 kaldı. Yok 36'dır. 12'si olduğu için 24 kaldı pardon. Hata yapmayalım da sonradan bir daha toplarken sıkıntı çıkmasın. Peki şunun ki normalde 64'tü dostlar şu pembenin. Ama mavi kısmı 24 birimlik yeri kapladığı için 64'ten 20 çıktı. Buraya 40 kaldı. Devam edelim. Normalde şurası 100'dü dostlar. 100 tamamı 100 olacak. 64'ü pembe kısım olduğu için şuraya da mavi kısma da 36 kaldı. Şimdi bunların hepsini bir toplayalım. Şu üstten bakıldığında görünenler 24 var, 36 var. Toplarsak 60, 40 daha 100, 104, 12 daha 104, 116. 116 buradan geldi. İnşallah bir hata yapmamışızdır. Bakarız bir daha en son artık kontrol ederiz. Şimdi gelelim yan alanları bulmaya arkadaşlar. Şuradaki bakın şu yan dikdörtgenin alanını bulacağım. Şu yan dikdörtgeni bulacağım. Yani aslında en alttaki mavinin yan alanlarını bulacağım. Sonra pembenin şu yan alanlarını bulacağız. Tek tek gideceğiz böyle. Peki yan alanın formülü neydi? Tabanın çevresi çarpı yükseklik. Şimdi yüksekliğimiz her birinde 1 bölü 2 metreymiş. Tabanın çevresi 10, 10, 10, 10. 4 tane 10 yani 40. 40 çarpı yükseklik 1 bölü 2. 40 çarpı 1 bölü 2'den 20 geldi. Şimdi en alttaki yan alan 20. Üsttekini bulalım. Bunun taban çevresi 4 tane 8'den oluşuyor. 32. Yükseklik de 1 bölü 2. 32 çarpı 1 bölü 2'den 16. Şu mavinin yan alanını buluyorum şuralarını. Dostum tabanın çevresi 6 kere 4'ten 24. Yükseklik de 1 bölü 2'di. 24 çarpı 1 bölü 2'den 12 geldi. Şunun taban çevresi pembenin yan çevresi yan alanını buluyorum. 4'ten 4 tane var. 16. 1 bölü 2 ile çarparsak 8. En üsttekinin yan alanı tabanın çevresi 4 kere 2'den 8. 8 çarpı 1 bölü 2'den de 4 geldi. Toplayalım. 20
16 ile 4'ün toplamı da 20, 40 yaptı. Şurası da 20, 60 yaptı. Bir 60 da yan alan buradan geldi. 116 ile 60'ın toplamı da 176 yapıyor. Demek ki şu 60'tan eminim de şu 116'yı bir daha bulalım arkadaşlar. Orada belki bir hata yapmış olabiliriz diye düşünüyorum. Şuradan bir daha başlayalım. Şimdi bunun şu üstteki mavi yüzeyi 100'dü. 100'den 64 çıktı. 36 kaldı. Evet, şu mavi yüz üst yüzey 36. Bunu bir daha yazalım. Şu pembe. Normalde 64'tü şurası arkadaşlarım. 64. Şuradaki altının karesi 36 çıktı. 64'ten bakın orada sıkıntı yaşamışız. 64'ten 36 çıktı. 64'ten 36. 14'ten 6 çıktı 8. 5'ten 2. 28. Bakın şu pembe yüzey 28 olacak arkadaşlar. Şurası 28'miş. Orada hata yapmışız. 64'ten 36 çıkınca pembeyi bulduk. Evet. 36'dan 16 çıkacak. 36'dan 4'ün karesi 16 çıkarsa 20. Şu mavi yüzey 20. Şu pembeyi bulalım. 16'dan 4 çıktı. 12. Şurası 12. Burası da 4 zaten. Hadi şimdi toplayalım. 4 de şuradan geldi. 12. 4 daha 16. 20 daha 36. 36, 36 daha 72. 28 daha 100'müş arkadaşlar burası. Şimdi oldu bakın. 100 ile de 60'ın toplamı 160 geldi. 5. sorumuzun cevabı buradan bulundu. Evet, 6. sorudayız. Bakalım ne diyor. Tamamı su dolu alan konu şeklindeki bir su sebilinin dibinde bulunan musluk ile 27 özbaş bardak doldurulabilmektedir. Tam dolu olan şekilden 19 bardak su alındığında. Şimdi tamamı 27 bardakla dolunuyorsa 19 bardağını boşaltıyoruz biz arkadaşlarım. 19 bardak şu üstten itibaren boşalırsa sadece şu alt taraftaki sular kalır. Ve burada da ne kadar su kalacak? 27 bardaktı ya, 8 bardaklık su kaldı. 19 bardak da şuradan boşaldı dostlar. Yani aslında bize bardak dediği hacimlerinden bahsediyor dostlar. 8 bardaklık hacim, 19 bardaklık hacim. Peki kesik piramit sorusu gibi oldu bu. Şimdi piramitlerde benzerlik oranını nasıl buluyorduk? Hacimlerin oranından küpünü alıyorduk hacimlerin oranının. Benzerlik oranının küpü hacimlerin oranına eşitliyordu. Şimdi hacimlerin oranı bunun 8 bölü tamamı 27. Peki bunun kare şey benzerlik oranının küpü olduğunu biliyorum ben. O halde her iki tarafın küp kökünü alırsak benzerlik oranlarını ne bulacağız? 2'ye 3. 2 bölü 3. Demek ki küçüğün yüksekliği 2h, büyüğün yüksekliği 3h. Şuraya da h kalacak. Yani bize toplam 3h'ı ne vermiş bu adam? 96 vermiş. H eşittir 32 çıktı. Benden de 2H'ı istiyor arkadaşlar. 2H'lık yükseklikte su kaldı. 64'ü istiyor yani. Cevap Bursa'dan geldi. 7. sorudayız. Başlangıçta tüm yüzeyleri beyaz renkli olan dikdörtgenler prizmasının bir yüzü kırmızı, bir yüzü mavi ve bir yüzü de sarı renge boyandığında kırmızı boyalı hacim 96, mavi boyalı 90, sarı boyalı yüz haricindeki tüm yüzeylerin alanı 84 olur. Buna göre prizmanın yüzey alanı nedir? Güzel bir soru. Daha önce karşılaştım bu sorudan arkadaşlarım. Bakın şöyle yapacağım. Öncelikle şuraya bir dikdörtgenler prizması çizerek başlayalım. Şimdi burada ne dediğini bir anlayalım biz ilk önce arkadaşlarım. Şimdi bu dikdörtgenler prizmasının dostlar bir yüzü maviye boyanıyor. Mesela üstteki yüzü maviye boyansın. Burası mavi. Dolayısıyla en alttaki yüzde bunun tıpatıp aynısı olduğu için burası da mavi alana eşittir ama boyanmıyor. Sadece alanlar eşit. Sadece bir yüzü boyuyor, tamam mı? Yandaki yüzeyde nereye boyasın? Kırmızıya. Tabii ki tam bunun aynısı karşılığına gelen şu yüzey de kırmızıya eşit olacak. Sonra en arkadaki yüzeyi de sarıya boyasın dostlarım. Sarı mıydı? Evet, sarıya. Dolayısıyla en öndeki yüzey de sarıya eşit olacak. Yani tüm dikdörtgenler prizmasının yüzey alanı dediği şey aslında şunu istiyor. 2 tane sarı yüzey, 2 tane mavi yüzey, 2 tane de kırmızı yüzeyin alanı nedir diye bir soru soruyor bize. Şimdi biz bildiklerimizi konuşalım. Diyor ki bak, bir kırmızı boyalı yüz hariç. Şimdi kırmızı boyalı şu yüzü çıkarttığımda ne kalıyor geriye? 2 mavi, 2 tane sarı, 1 tane de kırmızı kalıyor. O zaman yazalım. 2 mavi, 2 sarı, bir kırmızının toplamı 96.
Sonra diyor ki mavi boyalı 100 hariç geri kalanların toplamı. Şimdi mavilerden biri hariç geri kalanlar neler? Bir mavi kalır, iki sarı kalır, iki de kırmızı kalır. Bunların toplamı da 90'dır diyor. Son olarak sarı boyalı bir 100 hariç. Şimdi sarıyı çıkarttığımda ne kalır geriye? İki mavi kalır. Bir sarı kaldı, iki de kırmızının toplamı da 84'tür diyor. Buna göre hepsini alt alta toplarsak 5 tane mavi geliyor. 5 tane sarı, 5 tane de kırmızının toplamı, hemen topluyorum şurayı, 96. 6'sını buraya verelim, bu da 90. 270 yapıyor dostlar. 5'e bölersek bunu da mavi ile sarı ve kırmızının toplamı, 270'i 5'e bölersek 54 gelir. Peki bizden ne istiyordu? Bunun iki katını. İki kırmızı, iki mavi, iki sarı istiyordu. Hemen çarp 2 ile, sonra da Ceyhan'ı işaretle dostum. Evet, geldik son sorumuza. Bir ayrıtı 3 metre uzunluğunda olan küp şeklindeki kafesin A köşesine 2 metre uzunluğunda bir iple kuş bağlanıyor. Kuşun kaç metre küplük hacme ulaşabilir? Şimdi bunun için şöyle demiştim arkadaşlar ben. Bir küpün, bir dikdörtgenler prizmasının tam köşesine bir sinek bağlamıştım ben hatta. Hatırlarsanız tahmin sorularımı izlediyseniz tahmin soru videolarımda ben de sineği bağlamıştım böyle bir dikdörtgenler prizmasının uç kısmına. Burada diyoruz ki pratik olarak bu sineğin, bu kuşun uçabileceği alan normal bir kürenin 7 bölü 8'ine eşit diyoruz dostlarım. 7 bölü 8'ine eşit olacak. Şimdi kürenin peki yarı çapı ne hocam? Bu kuşun bağlandığı ip her zaman kürenin yarı çapı olacak. Şimdi önce bir pratik olarak hemen hesaplayalım. Sonra normal nasıl böyle olduğunu anlatacağım dostlar. Şimdi ipin uzunluğu her zaman kürenin yarı çapı. 2 birim miymiş bu arkadaşım? Evet, 2 birim. O zaman kürenin hacmi 4 bölü 3 pi çarpı 2'nin küpü. Yani 8. Bunun da 7 bölü 8'ini alacaksın dostum. Şu 8'lere bay bay dersen 7 kere 4 28 bölü 3. Yani sorunun cevabı Ceyhan'dan gelecek. Neymiş? Bir kafes demeyelim ona. Bir prizmanın köşesine bağladıysan sineği, kuşu, böceği neyse artık uçabileceği alan ipin uzunluğu yarıçap olmak üzere kürenin hacminin 7 bölü 8'ine eşit. Peki nasıl böyle oluyor hocam? Şimdi bakın bu kuşu bir uçuralım biz arkadaşlar. Şimdi şu ip gergin bir vaziyette döndüğünde şöyle bir, en fazla bir böyle, bir de böyle olacak şekilde 2 birim bu tarafa, 2 birim bu tarafa gelir. E hocam bu arkaya doğru da uçar bu kuş. Evet doğru, şöyle bir yay çizer. Buradan da şöyle bir yay çizer. Yani yine 2 birimlik yay da buradan olur. E hocam alta doğru da uçar şöyle. Evet doğru. Şöyle bir hareket yapar bizim şeyimiz. Yani şöyle bir küre düşünün arkadaşlarım. Şöyle bir küre düşünün. Çizeyim bir tane küre size. Daha iyi anlayacaksınız şimdi. Şöyle küre. Şuradan da 3 boyutlu olduğunu belli edelim. Bakın kuşumuz buradan şu yukarıya kadar çıkıp şu bölgeyi uçabiliyor. Şurasında uçuyor. Şuradan bu tarafa, arkaya, buraya, buraya, şu arkaya, buralara, buralara hep uçabiliyor arkadaşlarım. Şu aşağıya uçabiliyor ama tam şu bölgede kafes olduğu için bu bölgeyi uçamıyor. Peki bu bölge kürenin kaçta kaçı? Şu dik açılı olan. Şimdi normal daire olsaydı hocam çeyrek daire değil mi diyeceksiniz ama bu 3 boyutlu düşünürseniz dostlarım. Bakın şuraya doğru da bir parça var. Arkaya doğru da bir parça var. Buralarda hep böyle 4'e böldüğünüzü düşünün. Şöyle biz buraya aslında alt tarafı 4 parçaya böldük. Üst tarafta da 4 tane parça var. Bunu karpuz gibi düşünürseniz daha iyi onlar. Toplam 8 parçadan birini uçamıyor. Yani geri kalan 7'sini uçabiliyor. 7 bölü 8'ini uçabiliyor diyoruz dostlarım burada. O yüzden 7 bölü 8'de de çarpıyoruz arkadaşlar. Evet. Kadı cisimleri de bitirdik. Bir sonraki videomuzda analitik geometriye geçeceğiz inşallah. Hadi öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere.